22. gece masalımız devam ediyordu. Mısır'dan gelen peri kızı bu hikayeyi arkadaşına anlattıktan sonra Mısır Sultanı sözünü yerine getirmek için Vezir Şemsettin'in pırlanta gibi kızını kambur seyisiyle evlendirmeye karar verdi dedi. Bu gece gerdeğe girecekler. Ben buraya gelirken kamburu hamamda yıkanırken vezirin kızını da sel gibi gözyaşı akıtarak cariyeler arasında odasında ağlarken bıraktım. Babası da sultanın emriyle şehirden uzaklaştırılmış. Aman ne güzel kızdı. Ona koca olacak Kambur'da dünyanın en çirkin adamı. Yazık oldu o dünya güzeli kıza. Birinci peri kızı arkadaşının sözünü kesti. Sana gösterdiğim şu delikanlı kadar güzel olamaz ya. Ne diyorsun? Sen kızı görsen hayran kalırdın. Görülmedik bir şey. Tam şu delikanlıya layık bir kız. İkisi de sanki birbirleri için yaratılmışlar. Gel bunu alıp Mısır'a götürelim ve o gelinin yanına koyalım. Bakalım hangisi daha güzel. Bu fikir öteki peri kızının pek hoşuna gitti. İyi düşündün dedi. Hadi kaldırıp oraya götürelim. İki peri hiçbir şeyden haberi olmayan ve mışıl mışıl uyuyan Hasan Bedrettin'i kaldırıp havalandılar. Göz açıp kapayıncaya kadar Mısır'a vardılar. Delikanlıyı bir evin eşi üzerine bırakıp uyandırdılar. Hasan Bedrettin gözlerini açıp da babasının mezarı başında olmadığını görünce etrafına bakındı. Yabancı bir ülkede bulunduğunu fark etti, haykıracak oldu. Peri kızlarından biri görünerek ona ses çıkarmamasını söyledi. Sonra onun eline bir fener verdi. Bir iyilik yapmak için seni buraya getirdik dedi. Şu feneri alıp karşıdaki hamama gireceksin. Oradan çıkanlar arasına karışarak onlarla beraber düğün evine gideceksin. Oraya varınca doğru gelinin odasına gir ve kambur güveynin sağında dur. Yanına çalgıcılardan, gelinin cariyelerinden ve oyuncu kızlardan kim gelirse elini cebine sok. Bulacağın altınları onlara avuç avuç serp. Hiç korkma cebindekiler tükenmeyecektir. Vezirin oğlu bunları işitince şaşa kaldı. Bunlar ne garip şeyler, ne tuhaf, rüyada bile görülmeyecek haller diye mırıldanarak peri kızına baktı. Onun cevap vermediğini görünce eline feneri alıp yakındaki hamama gitti. O sırada kambur güveyi hamamdan çıkmıştı. Hasan alayın arasına katıldı, ata binen kamburun önüne düşüp ellerinde meşaleler tutan uşaklar ve şarkı söyleyip çalgı çalan kızlarla beraber düğün evine doğru yürümeye başladı. Yolda ikide bir elini cebine sokup avuç avuç altın çıkarıyor, çengilerin teflerini atıyordu. Onun bu cömertliği çabucak herkesin gözüne çarptı. Hele eşsiz güzelliğine bütün halk hayran oldu. Biraz sonra düğün evine geldikleri zaman kapıcılar yabancı gördükleri Hasan Bedreddin'i içeriye almak istemediler. Fakat çalgıcılar şarkıcılar yo bu delikanlı bizimle beraber gelmezse biz de girmeyiz diye ayak direyince kapıcılar Hasan'a yol vermek zorunda kaldılar. Hasan Bedrettin, kambur damadın bu hale sinirlenmesini aldırmadan büyük salonda dizilen ve her birinin elinde bir mum bulunan şehrin en yüksek aile kadın ve kızların arasında ilerledi. Boş yerlerden birine oturdu. Kadınlar, kızlar bu yakışıklı delikanlıyı görünce hep birden etrafını sardılar. Bunu gören çengiler de onlara katılarak, ''Aman bayanlar bu güzel gence gereken saygı ve ikramı gösteriniz, bize dağıttığı altınları bir hükümdar bile veremez.'' dediler. Düğünde bulunan bütün kadınlar ve kızlar Hasan Bedrettin'in güzelliğine o kadar hayran olmuş, o kadar gönül kaptırmışlardı ki dayanamayıp yüzlerini örten yaşmakları kaldırdılar. Kendilerini ona beğendirmek için adeta birbirleriyle yarışmaya başladılar. Biraz sonra gelin cariyeler arasında ağır ağır yürüyerek odasından çıktı. Vezir Şemsettin'in kızı sırma ile işlenmiş en güzel ipekli kumaştan bir gelinlik giymişti. Boynunda paha biçilmez bir gerdanlık vardı.'' Kulaklarındaki iri taşlı elmas küpeler bakanların gözlerini kamaştırıyordu. Gelin kendisini salonun ortasında bekleyen kambur damadın yanına istemeye istemeye yaklaştı. Damat ona elini uzatıp koluna girmek istedi. Vezirin kızı ondan ürkerek Hasan Bedret'inin bulunduğu tarafa kaçtı. Kanat altına sığınan bir yavru kuş gibi onun yanında durdu. Delikanlı bu fırsatı kaçırmayarak elini cebine attı. Çıkardığı altınları gelinin başından aşağı serpmeye başladı. Çengiler büyük bir coşkunlukla ey güzel delikanlı dediler. Biz bu gelini senden başkasına layık görmüyoruz. Hasan Bedrettin gülümsedi. Kambur damatsa suratını astı. Derin bir soluk alıp uzun bir of çekti. Yanında duran uşağın elindeki mum söndü. Kambur bu sefer karanlıkta kalınca daha fazla sinirlendi. Bunu gören gelin ellerini kaldırdı. Allah'ı bu kambur yerine benim eşim şu güzel delikanlı olsaydı dedi. Sonra boynunu büküp ağır ağır gelin odasına doğru yürüdü. Artık düğün töreni bitmiş, çengiler, çalgıcılar ve davetliler birer birer evden çıkmaya başlamışlardı. Bunu gören Kambur, hala oturan Hasan Bedrettin'in yanına gitti. "Bize bu akşam şeref verdiniz ve cömertliğinizle düğünümüzü şenlendirdiniz. Kovmak gibi olmasın ama düğün bitmiştir." dedi. Bunun üzerine Hasan Bedrettin kalkıp sokak kapısına doğru yürüdü. Birdenbire karşısında peri kızı göründü. Ey Hasan Bedrettin, dur çıkma. Daha yapılacak işlerin var. Burada biraz bekle. Kambur ayak yoluna gidince sen hemen gelinin odasına gir. Ona güzel kız senin asıl kocam benim. Hükümdar göze gelmeyelim diye böyle yaptı. Bu kambur bizim seyisimizdir de sonra hiç çekinmeden duanı kaldır dedi. Hasan Bedrettin Peri'nin sözlerini dinlerken kambur ayak yoluna gitmişti. Peri hemen delikanlının yanından ayrılıp doğru helanın kapısında durdu. Bir fare şekline girip incecik bir sesle kambur seyse burada ne yapıyorsun diye sordu. Kambur başını kapı tarafına çevirince kendisine seslenen farenin evvela bir kedi olduğunu sonra kocaman bir köpek şekline girdiğini gördü. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Bağırmak imdat istemek için ağzını açtı fakat sesi çıkmadı. Peri korkunç bir sesle ona bağırdı. Ey budala adam sen ne cesaretle benim sevgilimle evlenmeye kalkışıyorsun. Sabaha kadar burada kalacaksın. Daha evvel çıkarsan senin canını alırım. Kambur bütün kuvvetini toplayarak kekeledi. Affedersiniz, beni zorla evlendirdiler. Onun şeytan köpeklerden bir sevgilisi olduğunu bilseydim evlenmezdim. Beni öldürmeyin, bir daha yüzüne bakma. Peri kızı seyisini yanına sokuldu. İşi sağlam kaza bağlayayım diyerek onu bacaklarından tutup tavana astı ve kapıyı kilitleyip çıktı. Biz gelelim Hasan Bedrettin'e. Vezirin oğlu Peri'nin verdiği öğütlere uyarak hemen gelinin odasına girdi. O sırada bitişik odada üstündeki mücevherleri çıkarmakta olan Sittül Hüsün'ü beklemeye başladı. Biraz sonra gelin geldi. Odada kambur yerine biraz evvel davetlilerin arasında gördüğü o yakışıklı delikanlının durduğunu görünce yüzünde sevinçle karışık bir şaşkınlık belirdi. Gözleri parladı. Kendini tutamayarak sordu. Siz hala burada mısınız? Sonra birisini arar gibi etrafına bakınarak sordu. Yoksa o çirkin suratlı kambur beni size mi bıraktı? Hasan Bedrettin gülümsedi. O kambur seyis size layık bir adam mı ki onunla evlenesiniz? Biz bu işi şaka diye yaptık. Daha doğrusu göze gelmeyelim diye onu ileri sürerek kendisini güvey gibi gösterdik. O adam parayla tutulmuş bir zavallıdır. Ben gelince kalktı gitti. Vezirin güzel kızı bunu işitince çok sevindi. Sevincinden ağlamaya başladı. İri siyah gözlerini duvağını kaldırmaya çalışan Hasan Bedrettin'e çevirerek işte şimdi gönlüm rahat etti'' dedi ve büyük bir saadet içinde kendini onun kolları arasına attı. Sabah olmak üzereydi. Peri kızıyla arkadaşı Hasan Bedrettin'le amcasının kızı Sittül Hüsün'ün yattıkları yatağın yanına yaklaştılar. Bu mesut çifti bir zaman seyrettikten sonra biri ötekine seslendi. ''Hadi artık neredeyse sabah olacak şu delikanlıyı aldığımız yere götürelim.'' Bunun üzerine iki peri usulcacık derin bir uykuya dalan Hasan Bedrettini kucaklayıp dışarıya çıkardılar. Orada onu sırtlarına alıp havalandılar. Yol ortasında şiddetli bir fırtına koptu. Üzerine yıldırım düşen perilerden biri yaralandı. Hasan Bedrettini yere indirmek zorunda kaldılar. Delikanlının bırakıldığı yer Şam şehri kapılarından birinin yanı başındaydı. Sabahleyin açılan şehir kapısından çıkanlar yol kenarında gecelikle yatan güzel delikanlıyı görünce etrafını sardılar. Kimi bu genç kim bilir bu gece nerede çapkınlık etti de sonunda bu kılıkla burada uyuyakaldı diyor. Kimi herhalde bir yerde fazla kaçırmışlar hoşlukla buraya gelmiş hırsızlar onu soyup bu halde bırakmışlar diye fikir yürütüyordu. Hasan Bedrettin etrafını saran adamların yüksek sesle konuşup birbirleriyle şakalaştıkları sırada gözlerini açtı. Kendini büyük bir şehrin kapısı yakınında bulunca başucunda duranlara alık alık bakarak sordu. ''Neden başımda toplandınız? Ben neredeyim?'' Yolculardan biri cevap verdi. Sabahleyin şehir kapısından geçerken seni burada gördük. Halin tuhafımıza gitti. Onun için etrafında toplandık. Burası Şam şehridir. Şimdi sen bize söyle bakalım. Dün gece neredeydin? Hasan Bedrettin saf saf dün gece Mısır'da yatıyordum diye cevap verince bir kahkahadır koptu. Yolculardan biri sen galiba dün akşam afyon yuttun dedi. Bir başkası da senin aklından zorun mu var dün gece Mısır'da yatıyordum diyorsun. O halde seni buraya kim getirdi diye sordu. Hasan Bedrettin ayağa kalktı ciddi bir tavırla. Arkadaşlar dedi ben size yalan söylemiyorum. Dün gece Mısır'daydım. Daha belki gecede Basra'da bulunuyordum. Adamlar başlarını sallayarak Allah Allah dediler bu delikanlı herhalde sapıtmış. Gençliğine yazık. Hasan Bedrettin kızdı. Benim aklım başımda diye bağırdı. Ben dün gece Mısır'da güveye girdim. Adamlardan birisi lafını kesti. Sakın bu söylediklerin rüya falan olmasın. Vezirin oğlu biraz düşündükten sonra ''Hayır dedi rüya değil de o kambur herif nerede? Elbiselerim paralarım nerede?'' Yolcular onun haline şaşarak yanından ayrıldılar. Yalnız kalan genç hemen şehre girdi. Sokaklarda dalgın dalgın yürürken onun gecelikle dolaştığını gören bazı kimseler bu güzel delikanlının durumunu garipseyerek peşine düştüler. Çocuklar da onunla alay etmeye başladılar. Bundan fena halde canı sıkılan Hasan Bedrettin önüne çıkan bir aşevine girdi aşçı şehrin eski kabadayılarındandı. Halk ondan ürkerek dükkanına sığınan bu garip genci rahat bıraktı. Aş evine sığınan delikanlının güzelliğine, haline ve tavrına bakarak aşçı onun çok kibar, gün görmüş bir aile çocuğu olduğunu anladı. Başından geçenleri sordu. Hasan Bedrettin bütün hikayeyi anlattı. Aşçı, anlattıklarının hepsi doğrudur dedi. Bu dünyada hayal sanılan ne hakikatler vardır. Yalnız bu hikayeyi her önüne gelene anlatma. Elbet bir gün her şey yoluna girer. Benim oğlum yoktur. Seni kendime evlat edineceğim. Nasıl kabul eder misin? Vezirin oğlu bu teklifi kabul etmekten başka çare bulamadı. Denize düşen yılana sarılır derler. Aşçı da fena bir adama benzemiyordu. Nitekim hemen onu dükkanda bırakarak çarşıya gitti. Temiz bir esvap alıp getirdi. Sonra onu yanına aldı mahkemeye götürdü. Evlat edindiğini söyleyerek gereken kayıtları yaptırdı. O günden sonra aşçının oğlu olan Hasan Bedrettin dükkanın idaresini eline aldı. Kısa bir zaman içinde orasını şehrin en namlı aşevi haline getirdi. O arada aşçılık ede dursun, biz gelelim Mısır'da kalan vezirin kızına. Sittül Hüsün o sabah uyandığı zaman yanında kocasını göremeyince herhalde yüzünü yıkamaya çıktı diye beklemeye başladı. O sırada babası Vezir Şemsettin öfke içinde odaya girdi. İhtiyar kambur seyisi kocalığa kabul ederse kızını öldürmeye karar vermişti. Kızının neşeli halini görünce köpürdü. Sert bir sesle Dün akşam amaninde bu seyiste gerdeğe girdin mi diye sordu. Sittil Hüsün sakin bir tavırla ne münasebet babacım dedi. O parayla tutulmuş bir soytarıdan başka bir şey değilmiş. Benim kocam boylu pozlu son derece yakışıklı bir gençti. Çengilere uşaklara avuç dolusu altınlar dağıtarak hepsini bir gecede zengin etti. Vezir kızının alay ettiğini zannederek daha fazla sinirlendi. Doğru söyle kocan nerede diye bağırdı. Sittil Hüsün herhalde yüzünü yıkamaya gitti ayak yoluna bakınız dedi. Vezir helaya gitti kapıyı açıp içeri girdi. Kamburun bacaklarından tavana asıl olduğunu görünce hayret içinde kaldı. Aa işte bu bizim kambur değil mi? Kambur kendisiyle konuşanı geceleyin gördüğü şeytan zannederek hiç cevap vermedi. Şehrazat sabah olduğunu fark edince hikayesini burada kesti.